27 Eylül, 3 Ekim. Değerli yay burçları, nasılsınız? Güzel ve huzurlu ve acayip iyi bir hafta geçsin. Sağlık probleminiz olabilir. Özellikle değerli kadınlarımıza sesleniyorum. Göğüs, rahim ve alerjikle kaynaklı biraz sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Doktor kontrollerinizi lütfen unutmayın. Riskli bir durum yok ama lütfen kontrol edin. Çünkü regl dönemlerinizle alakalı ya da kadınsal, hani her kadının yaşadığı olayda gecikmeler söz konusu olabilir, kasılmalar olabilir. Hem genç kızlarımızda da olabilir, fark etmiyor. Lütfen bir kontrol dönemi. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok ama sizin böyle endişeleriniz var. Bir en azından bir doktorunuza gidin. Bu doktorlar niye okuyor ki? Bunlar için okuyor. Doktorlarımız çok kıymetli. O yüzden doktora bir kontrol ederseniz sevinirim. Bu ara içsel dünyanıza dönüp kendi içinizde kavga edebilir, kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Yani hiçbir şey, kendinizi değersiz göreceğiniz bir hafta olacak. Beni kimse önemsemiyor, herkes beni unuttu. O yüzden iç dünyanızda yaşamaya karar vereceksiniz. Bence yanlış var, çünkü diyor ki dış dünyaya dönerseniz inanılmaz çevre, inanılmaz eğlenceli, yeni insanlar, yeni çevre, çok rahat hissedeceğiniz olaylar söz konusu. Biraz cesaretinizde kırgınlıklar, tutukluklar söz konusu olabilir. Hadi bu tutuklukları atalım, kendimizi böyle bir dışarıya, içimizdeki yaşadığımız korkuları da dış dünyaya atarsak enerjimizin tavan yapacağı bir hafta gözüküyor. Lütfen bir toparlanalım, olur mu? Sizin için yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Dünya ve Türkiye gündemi için Instagram sayfama geçiş yapabilirsiniz. İş konunuzla ilgili değişmesini istediğiniz, işiniz değişmeyecek, unutmayın. Daha vakti var. Bununla ilgili, ha, şöyle bir durum olabilir. İşinizde masanız, yeriniz, ünvanınız değişebilir ama şirketiniz kalacak gözüküyor. Aynı şirkette yer alacaksınız. Bulunduğu firmanın başka bir bloğuna geçmek istiyorum diyorsanız, evet, bu firmanın başka bir bloğunda kapısı açık ve oraya geçiş yapma konumunuz da var gözüküyor. İş hayatınızla ilgili farklı alanlara geçiş yapmak istiyorsanız da imkansız, şu an için olumsuz gösteriyor. Şu an öyle bir hata yaparsanız işsiz kalma ihtimaliniz çok yüksek. Rica ediyorum, işinize sahip çıkın. Kendi işinizi kurmak isteyenler için özellikle yeni bir oluşum, yeni bir akım yaratmak istiyorsunuz. Evet, bunu yapabilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel fırsatlarınız var. Eğer bunu doğru zaman, özellikle Ekim sonu ya da Kasım evresinde yaparsanız, bu işinizde çok doğru oluşumlar ve yurt dışı ile ilgili ve yurt dışında şirket açmak istiyorsanız, bununla ilgili güzel fırsatlarımız var. Araştırın, yurt dışında şirketinizi açın. Çünkü bu kapınız daha hayırlı gözüküyor. Sabit bir alanda çalışıyorsanız ve işinizle ilgili hiç değişmiyor diyorsanız, işimle alakalı bazı gerginlikler ve bu sistemdeki evredeki insanlar beni kullanıyor diyorsanız, şu an alternatif bir iş de bulamadım. Uzun süredir de başvuruyorsunuz, olumsuz cevap alıyorsunuz. Hadi burayı da böyle idare edelim. Özellikle Ekim sonuna kadar idare etmenizi istiyorum. Ekim sonrasından sonra güzel iş kapınız söz konusu olacak. Ama sürpriz paralar var. Yani bana para gelir mi diyen yay burçlarına şöyle dedim: o para size geliyor. O istediğiniz para ve almak istediğiniz evin anahtarı da sizin kapınızda. Korkulacak bir durum yok. Hatta yatırım anlamında şans kapınız çok yüksek. Alacağınız ve sürpriz anahtarınızı, araba anahtarınızı değiştirmek istiyorsanız da bununla ilgili sürpriz kapılar söz konusu olacak. O yüzden ben sizde parayla ilgili korku görmüyorum ama biraz özgüvenle, biraz karmaşık evrede biraz yıpranmalarınız söz konusu olabilir. Dış dünyaya açıl, enerjini toparla. Özellikle de üniversitede mesela akademisyen olmak istiyorsanız, okul beklentiniz, okul değişiklik beklentiniz varsa bunlar olumlu. Belediyede başka bir bölüme geçmek istiyorsanız olumlu. Organik tarım, toprak ve toprakla alakalı işler yapmak istiyorsanız olumlu. Ya, bunlarla ilgili sorun yok. Sevgili konusunuzda, ilişkinizle ilgili bu ara aile değil de yakın ilişkinizle alakalı böyle bir mesajdan kaynaklı, bir yakın dostunuzun bir mesajından kaynaklı ilişkide biraz kırgınlıklar o söz konusu olabilir. Lütfen olayı abartmayın. Yanlış mesaj geldi sizin eşinize ya da size gelmedi. Bu yanlış anlaşılma ilişkinizi bitirmenize sebep olacak. Lütfen mesajı doğru görün. Gereksiz olayları abartmayın istiyorum. Sizin
Sevgili edinmeye çalışan bazı yay burçları var. Şans verdim olur mu? Bu ilişki devam eder mi? Evet, bu ilişki devam edecek. Biraz daha şans vermen lazım. Hemen pes etme. O arayacak mı ya da ben mi arayayım endişeleriniz var ya. Her iki taraf da birbirini arayacak. Burada endişe edilecek bir durum yok. Sadece ne sorun var biliyor musunuz? Çok fazla bir an önce ilişkim olsun. Çok uzun süredir ilişki enerjisinde yalnızsınız ya. Evet, yavaş yavaş bu enerji oturacak. Hatta ciddi evliliğe doğru gidecek. O yüzden sabırlı olun. Sevgilisinin geri gelmesini isteyenler için evet, ufak tefek diyaloglar, konuşmalar olacak ama tam istediğiniz kıvamda gelmeyecek. Daha onun için vakit var. Ama kalbimde tuttuğum biri var. Bu bana mesaj atacak mı? Evet, atacak ama sizin hayatınıza da değişiklikler olacak. Ona şans verirken siz başka bir enerjiye de geçiş yapabilirsiniz. Her iki insan arasında da kalabilirsiniz. Bu ara böyle duygusal bir karmaşıklığınız söz konusu olacak diyorum. Evli olan değerli yay burçlarına, özellikle eşinizin bir iş değişmesini bekliyorsanız olumlu. Ama sizin bir iş evrenizde burada kalıcı mıyım diye düşünüyorsanız, evet kalıcısınız. Ama maaş konusunda biraz sıkıntılar, yarım paralar alabiliriz. Bunun verdiği bir gerginlik söz konusu olabilir ama eşinizin işinde büyük bir değişim ama sizde bir para konusunda olumsuzluklar var. Sizin de özellikle bu ara yakın akraba, yakın dostlarınızın devamlı yatılı bir ruh hali. Covid'de kimi misafir ediyorsunuz bilmiyorum ama biraz misafirlikleri biraz kenara atarım. Baş başa flört edelim. Bu bize iyi olacak. Eğer ki böyle bir uzaktan beğendiğiniz biri varsa, o beğendiğiniz kişi sizi beğeniyor. Hadi bunun da sevincini yaşayın istiyorum. Bu size keyif verecek. Bir de yakın hala tarafı ya da baba soyunuzla alakalı noktada bazı miras konularınızla ilgili can sıkıcı olaylar söz konusu olabilir. Para haklarınız ya da mal haklarınızla ilgili mahkeme açma gibi bir durumlarımız olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Sağlık olarak göz çizdirmek isteyebilirsiniz. Uzakla ilgili sorunuz olabilir. Bir de özellikle yataktan kaynaklı vücutta kaslarda sorunlar var. Yatağınızı değiştirme vakti ihmal etmeyin. Bu ara en çok ne olacak biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Çok yakın üniversite ya da lise arkadaşlarınızla ya da çok eski çocukluk ya da mesela 20 yaşındaysanız ilkokul arkadaşlarınızla güzel bir hafta sonu, hatta mangal keyfiniz şimdiden hayırlı olsun. Mutlu kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.